Cin gibi. Hey hey. Şimdi muhterem kardeşlerim, İşaratül İ'caz 7. ayet olan Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gishawa ve lehum azabun azim. Bunun cümlelerini teker teker tahlil ediyorduk. Bugün ve ala absarihim gishawa, yani gözleri üzerinde perde olacak. Bakalım bunu nasıl tahlil edecek Bediüzzaman Hazretleri. Ve ala sem'ihim okumuş muyduk? Tabii, öyle mi? Sem'ihim. Ha, okumadık tabii. Tabii okumadık. Ulan aferin, kafan çalışıyor da ne yapalım işte. Bizimki çalışmıyor. Doğru. Şimdi ve emma ve ala sem'ihim. Yani ve ala sem'ihim, yani işitme duyguları üzerine mühür vurulmuş. Şimdi kerrere ala. Hem ala kulubihim dedi ve hem de ala sem'ihim dedi. Ala'yı tekrarladı. Acaba niçin? Lil işareti, şuna işaret etmek için. İle istiklali kullin binev'in mined delail. İster kalbi deliller, ister sem'i deliller birbirinden tamamen müstakildir, ayrıdır. Kalbi delil ayrı, kulakla işitilen deliller ayrı. Enteresan. Fel kalbu kalp biddelailil akliyeti vel vicdaniyeti. Akli ve vicdani delillerle yürür kalp. Ama vessem'u, işitme duygusu, biddelailin nakliyeti vel hariciyeti. Nakil, bir ses gelir değil mi? Vel hariciye, dışarıdan gelir. Mesela denizin dehşetli değil mi? Ağaçların yapraklarının sallanması. Üstad bunu 33. sözde çok güzel tasvir ediyor. Kuşların böyle cıvıldaşması, bunlar hep delildir diyor yani. Ayrıca buna işaret. Demek ki alanın gelmesi. İkincisi veli remzi, şuna da gizli işarettir. İla enne hatmessem, işitme duygusunun mühürlenmesi, leyse min cinsi hatmil kalbi, kalbi mühürlemekten, o aynı cinsten değil. Peki bu nasıl? Yani ona işaret için. Onunki farklı, bununki farklı. Orada kalpte biliyorsunuz güzel şeylere karşı mühürleniyor. Yoksa kalbin maddi şeyi duruyor. Ama duymadı öyle değil. İyiyi de duyar, kötüyü de duyar. Sümme sonra, bak bura bitti. Ala'yı anlattı. Geldik sem'ihime. Sem'i demek duymak demek. Yani duyma duygusu. Yani sümme, bak dikkat edersen ileride gelecek. Ve ala absarihim diyecek. Yani gözleri üzerine. Halbuki burada sem'ihim diyor. Buna kulak değil de işitme duygusu üzerine demek daha doğru. Kulak da diyebilirsiniz. Şimdi burada müfret getiriyor tekil, orada çoğul getiriyor. Peki arada fark ne? Buna işaret edecek. Sümme inne fi ifrati sem'i ma'a cem'i canibeyhi. Her iki tarafını cemi, çoğul getirmekle beraber, çünkü kalbinki çoğul, kulub. Ondan sonra gelen bir tarafındaki ebsar, basar. Göz de çoğul ama niye ortadaki kulak tekil gelmiş? Allah Allah. Zannediyorum Cessas, bilmem kimdi o, Zemahşeri bile düşünmemiştir bunları. Bakmak lazım. Niye bu tekil, onlar çoğul? İcazen. Burada çok icaz yapıyor Kur'an-ı Kerim. Ayrıca ve rumuzen, ve gizli bir işaret yapıyor. Neye? İlâ enne sem'e mastarun. İşitmek. Bak, işitme diyeceksin. Yani kulak diye tercüme etmemek lazım. Anladın? Yani işitme duygusu mastardır. Li ademil cefni lehu. Onun bir kapağı falan yok. Açık o her şeye. Ama kalbin bir kapağı var, kapısı var. Manevi şeyler girmiyor. Gözün de kapağı var. Enteresan bir şey. Bir de şuna işaret. Gizli işaret ama. Ennel müsmi'a ferdün. Bir sesi duyuran tektir. Çünkü insan çok sesler olur ama birini tam duyar. Değil mi? Duyuran tektir. Ve ennel mesmu'a lil külli ferdün. Yani herkesin duyduğu şey o da tektir. Ve ennehu ayrıca yüsmi'u ferden ferden.
Yani teker teker duyurur. Bir anda her şeyi birden dinleyemez insan. Hani var ya ya men la ya, ya şey var o. Nedir? Sem'un en sem' diyor. Ya men la yemne'uhu sem'un en sem'. Yani birini duymak, diğerini duymaktan kendisini alıkoymayan Allah. Ama insan öyle yani kulakta böyle bir şey var yani kulak. Ama bu bununla alakası yok oranın. Ayrıca şu sebebi de var. Neden müfret getirmiş? Geldi iki şeye, başka birine. Vel iştirakil külli, hepsi duymakta müşterektir. Mesela birisi ezan okusa, birisi şarkı okusa herkes birden duyar. Müşterektir, aynı şeyi duyar. Kenne esmâhum bil ittisali. Sanki duyma organları bitişiktir. Fesaret ferden. Bir tek gibi. Ayrıca başka bir mana neden tek geldi? Ve ittihadil cemaati ve teşahhusiha. Yani bir sesi duyan birden fazla cemaat birleştiği için ve teşahhus ettiği için sanki tek kişi hepsi bir şahıs gibi duydukları için yutehayyelu leha sem'u ferdin. Bir kişinin duyduğu gibi hayale getirilir. Yani öyle değil mi? Yani şimdi düşün de geldi bir Kur'an-ı Kerim okuyor. Herkes birden aynı şeyi dinlediği için tek kişi dinlemiş gibi olur. Allah Allah. Bir de şuna işaret. Hep bunlar işaretler. Ve ila ignai sem'il ferdi an istima'il külli. Bu da çok önemli. Bir kişiye duyuruyorsan bütün herkese duyurmayı yeter. Yani ne demek? 5000 kişilik bir salonda bir kişi duyuyorsa hepsi duyar. Yani o manada yani. Böyle bir ignası var. Müstani kılmak var. O zaman فَحْكَحْكُ السَّمْعِ فِي الْبَلَاغَ. O zaman belagat itibariyle işitme duygusunun hakkı çoğul gelmek değil. El-ifradu tekil gelmektir. Aman Allah'ım ya. Bunları nasıl anlayacağız kardeşim? Lakin ancak el-kulûve vel-ebsâre. Ama kalpler ve gözler muhtelifetül müteallikâtuhuma. Taalluk ettikleri şeyler hepsi birbirinden farklıdır. Mesela bakarken, beraber bakalım şu dağa. Sen ayrı şeye bakarsın, ben ayrı şeye bakarım. Çok enteresan. Kalpte öyle. Ve mutebâyinetün turukuhuma. Bu ikisinin, kalplerin ve gözlerin yolları farklı. Ve mutefâbitetün delâilihuma. Delilleri de farklı. Ve muallimuhuma ala enva. İkisinin de muallimi, hocası çeşit çeşit. Biri bilmem sinekten ders alır, birisi eşekten ders alır. Anlatabildim mi? O. Ve mulakkinuhuma ala aksam. Kalbe ve göze hakikati telkin eden şeyler ayrı ayrıdır, kısım kısımdır. Felihada bu sebeple tevassadal müfredu beynel cemai. İki cemi yani kulub ile ebsar arasında sem tek başına geldi, ortaya geldi. Ve ukkibel kalbu bissem'i. Ha bu da yeni şey. Peki niye kalpten sonra hem de çoğul olan göz gelmedi de önce kulak geldi? Yani duyma, işitme duygusu geldi. Ha لِأَنَّ السَّمْعَ اَبُنْ لِمَلَكَاتِهِ. Çünkü işitme duygusu kalbin bütün melekelerinin babasıdır. Ahlaksız bir şey duyarsan ahlaksız bir harekete girer kalp. Güzel bir Abdussamed'i dinlersen kalbin ona göre güzel olur. Ne harika bir şey ya. Ve akrabu ileyhi, kalbe daha yakın. Ve nadiruhu, ayrıca kalbe benziyor kulak. Fi tesabil cihati sitti endehu. Yani kulağa göre 6 cihet eşittir. Sağdan da gelse, soldan da gelse duyulur. Ama göz öyle değil. Sadece önden gelince duyuluyor. Ya ne hikmetlerle izah ediyor. وَأَمَّا وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَ. Şimdi sıra geldi. Gözleri üzerinde perdeler vardır. فَعَلَى. İyi bil ki. اَنَّ فِي تَغْيِيرِ الْاُسْلُوبِ. Ha. خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ. Bu fiil cümlesiydi. Ama bu isim cümlesi. Niye fiil cümlesini isim cümlesine değiştirdi? Bu izah da ayrı bir mana.
Tamamen mucize. Yani bilmiş ol ki üslubun bihtiyaril cümletil ismiyeti, yani fiil cümlesini terk ederek hatemallahu ala kulubihim de isim cümlesini seçmesi, bu isim cümlesi çünkü işaretun şuna işaret. İsim cümlesi devamlılık ifade eder. Sabitlik, özür dilerim. Ama fiil cümlesinde yenilenme vardır. İlâ enne cinânel basar, Allah Allah, gözün bahçeleri elleti yüştenâ minhâ delâiluhu, yani delilleri kendinden derlenip toplanan gözün bahçeleri, gözün baktığı bahçeler sabitetün daimetün. Hem sabittir hem devamlıdır. Değişken değildir. Bi hilafi hadaiqi sem'i vel kalbi. Ama işitme duyusunun ve kalbin bahçeleri öyle değildir. Onlar hep değişir. Her an değişir. Onun için fiil cümlesi gelmesi lazım. Fe inna muteceddidetun. Çünkü onlar değişkendir. Yenilenir. Ve bu da ayrı. Ve fi isnadil hatmi ila Allah Teala dunel gishave. Peki mührü Allah'a isnat etti. Allah mühürledi diyor. Ama perdede öyle bir isnat yok. Demiyor ki Allah perdeyi koydu. Ceale ala absarihim gishaveten demiyor. Değil mi? Niye perdeyi koymayı Allah'a isnat etmedi? İşareten, işaretün. Bu şuna işaret. İlâ ennel hatme cezâ-u kesbî. Kalplerin mühürlenmesi, o kafirlerin kazandıkları küfrün cezası olarak. Vel gişâvetu, bak. Perde ise meksûbetullahum. Onların elde ettiği kazanç işte. Anladın mı? Allah mühürleyince tabii ki kalpleri de perdelenir, otomatik perdelenir. Tıpkı elem ve ölümün yaratılması gibi. Allah Allah. Ve ramzun, gizli bir işarettir. İlâ enne fî mebde-i sem'i vel kalbi ihtiyaran. Yani duyma ve kalbin temel prensibi irade vardır orada. İstemezsen dinlemeyebilirsin. Bak ihtiyar var burada. Cüz-i ihtiyari var. Ama ve fî mebde-i basarı ittiraran. Başlangıç demek bu. Prensip demek değil. Yanlış tercüme ettim. Yani işitmenin ve kalbin başlangıcında ihtiyar var. İstersen dinlersin. İstemezsen dinlemezsin. Kulağını kapatırsın. Ama gözün başlangıcında mecburiyet var. Farkına varmadan görebilirsin. Onun için Hanefi mezhebi ilk görmede günah yoktur diyor. Anlatabildim mi? Ve mehallül ihtiyar. Peki irade yeri nere? Bura önemli. Gişâvetü't-teâmî. Görmezden gelme perdesidir. Anlatabildim mi? Görmezden gelir, bakmaya devam edersen, anlatabildim mi? O zaman işte o perdedir yani. Teâmî demek yani görmezden gelme perdesi. Bazıları görmezden gelir, bakmaya devam eder. Öyle mi diyor mübarek Abdülkadir abi de? Burada biraz şüphelendim. Şüphelendiğin yerlere bakacaksın kardeşim. Körleşme. Tamam işte. Körleşme perdesi yani. Körleşmiş manada. Evet. Körleşme. Evet. Yani körleşmiş oluyor. Bakmaya devam ediyor perdede. Şeyde basarda. Ve fî unvâni gişâve. Gişâveyi kullanmış. Hicap dememiş. Hicap da perde demek. Gişâveyi kullanması işaretun ile ennelil ayni ciheten vâhideten. Gözün tek tarafı var. Her tarafı kapatıyor göz. Yani tek şeye bakabiliyorsun tam manasıyla. Tek tarafı var. Yani şey gibi nedir? Altı tarafı yok kulak gibi, kalp gibi. Ve tenkiruha. Peki rişavetün niye nekire gelmiş? Marife değil de nekire gelmiş. Arapçada nekire diyoruz biz ona. Lit tenkiri. Yani ne demek? Tenkir için. Hoş olmak. Yani et-teami görmezden gelme. Göre göre körlük. Hicabun gayru marufun. Bilinmeyen bir perdedir. Allah bizi o perdeden korusun. Hatta yutahaffaza minhu. Ta ki korunur. Korunsun yani. Korunabilir insan. Teami ederse ana sağladı. Kaddeme, bu da çok enteresan. Ve ala absarihim.
Peki niye ve alâ ebsârihim perdenin üzerine, gışâvetün üzerine getirildi önce? Ve gışâvetün alâ ebsârihim de diyebilirdi. لِيُوَجِّهَ الْعُيُونَ اِلَى عُيُونِهِمْ Gözleri onların gözlerine, kafirlerin gözlerine tevcih etmek için. اِذِ الْعَيْنُ Çünkü göz, مِرْآتُ سَرَائِلِ الْقَلْبِ Kalbe ait sırların aynasıdır göz. Yani göze dikkat edin demek. Evet, burada kalalım o zaman. Öyle mi? İstersen okuyalım. Ha, قِيلَ لَكَيَ kadar geleceğiz. Burayı okuyacağız. Kusura bakmayın. وَأَمَّا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Son cümle bu. Yedinci ayetin son cümlesi. Onlar için büyük bir azap var. فَعْلَمْ Bilmiş olasın ki كَمَا أَشَارَ اَنَّهُ Kur'an-ı Kerim كَمَا أَشَارَ بِالْكَلِمَاتِ السَّابِقَةِ Yukarıda geçen ayetlerle اِلَى حَمْضَلَاتِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ الْكُفْرِيَّةِ فِي الدُّنْيَا Dünyadaki lanetlenmiş küfür ağacının hanzalalarına. Hanzala Ebu Cehil karpuzu demek. Böyle acı olur, bizim köyde olur. Meyve pisliklerin mi? İçinde olur. Meyve değil, keçeli yenmez. Zehirler insanı. Hanzala o. Ne diye tercüme etmiş acaba bunu? Hanzala. Allah Allah. Ulan mübarek adam ya. Hanzelesine diyor. Hanzala dediği o işte. Yani Ebu Cehil karpuzu. Çok acı bir şey. Yani dünyadayken lanet edilen küfür ağacının meyvesi o. Yani yukarıda dedi ya, mühürlendi kalpleri, yani işitmeleri üzeri mühürlendi bilmem gözlerine. Bunlar meyveler. Acı meyveler. Hanzalalar bunlar. Ebu Cehil karpuzu gibi meyveler. Kezalike aynı şekilde bu ayetle de eşara biha değil. Bu ayetle de işaret etti Kur'an. İlâ handalati cânibihel mumteddi ilel âhira. Ahirete kadar uzanan Ebu Cehil karpuzuna. Ahirette ne meyvesi var peki bunun? Hanzala meyvesi, kötü meyve. Ve vehye zekkum cehennem. Cehennem zekkum. O da cehennem zekkum. Sümme sonra inne seciyyetel üslub. Bu üslubun seciyesi, özelliği taktadî. Aslında şunu gerektirir. Çünkü başta kalpler mühürlendi, işitme duygusu mühürlendi, gözler perdelendi. Normalde ve aleyhim ikabun şedid denmeliydi. Çünkü azim genellikle güzel şeylerde kullanılır. Azap da tatlılık kelimesinden geliyor. Hafif azap demek. Halbuki burada ikabun şedid, çok şiddetli bir dehşetli azap diyecekti. Azap değil de ikab. İkab azabın daha şiddetlisi. Böyle denmeliydi. Üslubun seciyesi buydu. Niye peki ve lehum azabun azim dedi? Biraz yumuşattı. Bir defa azap kelime manası üzube, yani tatlılıktan geliyor. Ama işkence demek. Azim büyük şeylerde, mükafatta kullanılır. Bu aslında dalağa geçmek için. Fefi ibdali ala billam yani ala yerine, yani aleyhim yerine lehüm demesi. Çünkü ala aleyhteki şeyler için kullanılır. Lehüm lehteki şeyler için kullanılır. Bu da ayrı. Ala'nın yerine lamı getirmesi vel ikabi bil azab ikabın yerine azabı getirmesi ve şedidi bil azim şedidin yerine azimi getirmesi ma halbuki enne küllen minha bunlardan her biri yani ala, ikab, şedid çok layık bunlara. Yeliku bin ni'meti yani nimete layıktır. Bütün bun özür dilerim. Enne küllen minha dediği şey lam, azap ve azim nimete layıktır. Nimette kullanılır. Lehteki şeylerde kullanılır. Remzün gizli bir işarettir. İlâ nev'i tehekkümin alay ediyor. Hani bir adamı böyle düşmanının kafasına kılıcı dayarsın. Ye bakalım hadi ağzına da hançeri sokarsın. Ye ye afiyet olsun dersin. Ulan hançer yenir mi? Alay ediyorsun. Çünkü düşmanını ezmişsin. Anladın? Yani burada size mükafat işte. Buyurun buyurun. Cehennem büyük bir azap var. Sanki nimet varmış gibi.
Tehekküm, alay ediyor. Tevbihiyin, azarlama alayı. Ve taridiyyün, taris var. Gizli bir işaret var. Keennehu yen'a bihim. Sanki Kur'an onlara bağırıyor. Çağırıyor. Mâ menfaatuhum ve lâ leddetuhum. Onların menfaatleri, lezzetleri ve lâ ni'metuhumul azîme. Büyük nimetleri olamaz. İllel ikâbı. Dehşetli azab olur. Alay ediyor. Tıpkı nazîru. Şu Arap beytinde Amr İbn-i Mâdî Kerebin'miş bu. Meşhur muhadram şairlerindenmiş. Allah rahmet eylesin. Benim bildiğim Müslüman bu. Evet, Müslüman, Müslüman. Tabii Müslüman. Çok enteresan bir cümlesi var onun. Ne diyormuş? Tehiyyetu beynihim. Aralarında selamlama. Darbun veci'un. Acı veren bir tokattır. Dövmedir. Gel gel gel, seni bir selamlayayım. Aşk herif falan diye düşmanına vurursun ya. Gel sana bir güzel bir selam vereyim. Gel bakalım gel der. Tokatı vurur. Bu da onun gibi yani. Harika. Çok tatlı. Çok tatlı. Febeşşirhum bi'adabin elim. Yani bunun gibi. Bu da öyle. Hem cehennemi anlatıyor hem de acıklı bir azabı onlara müjdele diyor. Ulan azap müjdelenir mi? Alay ediyor. Neden böyle? İdillamu. Çünkü lam li akibetil ameli ve faideti. Yapılan bir işin neticesi ve de faydası için kullanılır. Fekeennehu yetlu aleyhim. Sanki Kur'an-ı Kerim onlara şunu okuyor. Hudû ücreti amelikum. İşte yaptığınız işlerin ücretini alın, cehennem azabı. Alay bu. Başka? Ve fî lafzil adâ. Azap lafzında da ramzun hafiyyun. Gizli bir işaret var. İlâ en yüzekkirehum isti'zâbehum ve istizâzehum bil muâsî. Hani siz yaptı işlediğiniz günahlarla lezzet alıyordunuz? Onları tatlı buluyordunuz. İçki içmek, zina. Bunlara onu hatırlatıyor bir nevi. Azap mı? Aa, sizin o zevk aldığınız şey işte cehennem azabı. Fid dünya. Dünyadayken masiyetlerden lezzet almaları ve onu tadmalarına karşı hatırlatarak fekennehu yakra'u aleyhim. Sanki Kur'an-ı Kerim onlara şu cümleyi okuyor. Zûkû mirârete halâvetikum. Dünyadayken tatlı bulduğunuz şeylerin acısını tadın burada hadi. Ya çok hoş ya bu. Bu çok harika bir şey biliyor musun? Ve fî lafzi el-azîm. El-azîm, azîm lafzının zikrinde ise remzün hafiyyün. Ha, onu okuduk değil mi? Ve fî lafzi el-azîm işaretün hafiyyetün. Yani gizli bir işaret var. İlâ tezkîrihim. Onlara hatırlatıyor kafirlere. Hâle sahibin ni'metil azîmeti fil cinnet. Cenneti. Cennette büyük nimetlere sahip olacak ehli imanın durumunu hatırlatıyor. Fekennehu yulakkinuhum. Çanki o kafirlere telkin ediyor Kur'an. Unzurû mâ dayyâtum alâ enfusikum minen ni'metil azîme. Ahirette ehli imana verilecek büyük nimetleri kendinizden zayi ettiğiniz, kaçırdığınızda bir bakın bakalım neleri kaybettiniz. وَكَيْفَ وَكَعْتُمْ فِي الْأَلَمِ الْأَلِيمِ. O nimeti kaybederek nasıl böyle acıklı bir üzüntüye düştünüz? ثُمَّ sonra اِنَّ عَظِيمٌ عَظِيم تَأْكِيدٌ لِتَنْو۪ينِ عَذَابٌ. Azabündeki tenvinin pekiştirmesi içindir. Çünkü tenvin bazen tekid için kullanılır. Burada da öyledir. Azim de onu tekid ediyor demektir. Cezakumullahu hayran kesira. Ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Mirara okuduk, marara da okunabilir.